Merhabalar. Bugün sizlerle iki büyük usta arasında oynanmış bir Alekin partisini paylaşacağım. Beyazlar Hollandalı Van der Wiel ve siyahlar ise Ermeni büyük usta Rafael Vaganyan. E4'e at F6. Alekin savunması dünya şampiyonlarından Alexander Alekin'in bulduğu bir savunma. Savunma demek de çok doğru değil. Çünkü siyah ilk hamlesinde E4 piyonuna saldırıyor. Ve beyaz E5 sürdüğünde ise F6 karesindeki ideal yerini terk ediyor. Ve at D5. D4'e az önce E5'i siyahlar tahrik etmişti beyazı sürmek için. Şimdi ise merkeze saldırmaya hızlıca başladı bile. C4'e at B6. Şimdi F4 oynamış beyaz burada. ED6, ED6 da mümkün. Beyaz alan avantajına sahip tabii ki. F4 yerine at F3 bir hata olurdu. Çünkü fil G4 oynardı beyazlar. D4 karesine, D4 piyonuna baskı. Şimdi F4'e bu Alekin'de 4 piyon atak diye adlandırılan varyant. Ancak beyaz adına hiç de kolay değil. Çünkü henüz hiçbir taş gelişmemiş durumda. Tabii ki merkezi bu haliyle koruyabilse beyazlar çok büyük bir avantaja sahip. Ama siyahlar da sürekli merkeze saldıracak. Ve D5. Şimdi F5 ve at C6. D4 piyonuna istek var. Burada at F3 çok büyük bir hata olurdu. Yine fil G4 var. Ve 7. hamlede beyazlar ilk taşını mücadeleye sokuyor ve fil E3. Şimdi fil F5. Burada da tabii ki E6 çok kötü olurdu. C8'deki fil büyük piyon dediğimiz konumlardan birine ulaşırdı. Şimdi fil F5, at C3 ve E6. Şimdi D4 piyonu sürekli baskı altında olacak. At F3. Şimdi at F3 tabii ki D4 piyonunu destekleyen bir hamle. Tempo kaybetmesine rağmen fil G4 yine burada oynanabiliyor. Ve tabii F1'deki fil C4'teki piyonu da korumak zorunda. Fil E2'ye. Burada fil F3. Gf3. Vezir D7. Sıklıkla burada vezir H4 şah tercih edilmiş. Ancak bu siyaha bir kazanç sağlamıyor. Şöyle ki fil F2, vezir F4'de de C5 ve at D7'ye de fil B5, fil E7'ye beyazın bir sıkıntısı yok şu anda. Vezir D7'ye. Şimdi F4 iyi bir hamle değil. F4'te E5'i destekliyor. Gerekirse fil F3 oynayacak. Burada beyazlar vezir D2 uzun rokla D4 piyonunu koruyabilirdi. Daha iyi bir varyant olurdu. F4'e kale D8. Yalnız burada tabi uzun rok çok doğal gözüküyor. Ancak ona C5 var.
Attebeş'e de Attebeş, Vezirdebeş'e Filefüç, Vezirdeye diye de D5, ED5 olmuyor. Çünkü fil G4 var ve beyaz çok iyi konumda kalırdı. Şimdi kale D8 demiştik. Ve kale D8 tabii D4 piyonunu 3 taşla istiyor ve beyaz da koruyamıyor. D5 mecburi. Şimdi işte burada beyaz taşların gelişimsizliğinden dolayı fil B4 gibi bir taktik imkan olabiliyor. Çünkü DC6'ya vezir C6 çifte vuruş var. Fil B4'e şah F2 tek hamle. Oysa partimizde fil B6 filini veriyor. Bu tavsiye edilen bir hamle değil. AB6'ya da fil F3. Şimdi artık alabilir C6'daki atı. ED5, CD5, vezir H3. Vezir H4 tehdidi var. Ve de at alınamıyor tabii ki. Vezir boşta. Şah E2. Başka bir defans yok. Roka. Vezir D3. İlk defa denenen bir hamle. At E4. At E4'e fil C5 burada iyi hamle. At B5'e kale E8. At E5 fedaları mümkün. Ama partimizde vezir D3 oynanmış. At E7. Vezir C4'e. C3'teki at tabi beyaz şahın savunmasına destek ve ayrıca D5 karesini de koruyan bir taş. O yüzden fil C3, BC3 ve B5. Şah merkezde Vaganyan kalelere açık hatlar açmaya çalışıyor. Vezir B5'e de C6. Vezir B7'ye at D5 var. D hattı açılıyor artık. DC6, BC6. Artık D dikeyi siyahın lehine açılmış durumda. Vezir C4'e de at G6. Piyonun önemi yok bu konumda. At da saldırıya geliyor. Beyazın işi gerçekten çok zor. Kale A1'e, vezir F5. Hem C2 karesi hem F4'ü istiyor. Kale G4'e ise vezir C2, şah E3 ve vezir D2. D dikeyinin açık olması siyahın tabii ki çok işine yarıyor. Şah E4'e, kale D5 ve kale D5'e siyah terk etmiş. Çünkü mesela fil E2 oynasa F5 var. EF6'ya bu sefer kale E8, E dikeyi açıldı. Ve şah F3'e de vezir E3. Şah G2'ye. Kale E4'ten sonra artık beyazın yapabileceği hamle yok gibi bir şey. Çünkü kale D2'ler de başlayacak. Vezir nereye oynayacak? E2 karesinde tutmak zorunda. At F4 var. Ve beyaz burada terk etmiş.